Taha Akyol, Karar Gazetesi. İslam'a uygun mu? Tunus'ta tek adam rejimi referandumda kabul edildi. Seyyar satıcı Muhammed Bouazizi'nin 17 Aralık 2010'da diktatör Bin Ali'yi protesto ederek kendisini yakmasıyla başlayan Arap ayaklanmaları sadece Tunus'ta demokrasiyle sonuçlanmıştı. Bu İslamcı ve laik kesimlerin uzlaşmasıyla başarılmıştı. Fakat demokratik iktidarlar halkın iktisadi sorunlarına çözümler getiremedi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said yetkilerini zorlayarak 26 Temmuz 2021'de başbakanı azletti, yetkileri fiilen elinde topladı. Güç hırsı böyle bir şey, doymayı bilmez. Başta İslamcıların bilge ve alim lideri Gannuşi olmak üzere demokratların direniş çağrısına halk karşılık vermedi. Kalabalıkların derdi demokrasi değildir. Tunuslu profesör Munsif Merzuki'nin yazdığı gibi Arap dünyasının çıkmazı her krizde çözüm için adil diktatör beklemesidir. Çoban da diyebilirsiniz. Nihayet geçen pazartesi günü yapılan referandumda Kays Said kendi hazırladığı tek adam anayasasını kabul ettirdi. Katılım %27, kabul %92. Kays'ın bu davranışı İslam'a uygun mu, aykırı mı? tek adam anayasası. Referanduma katılımın çok düşük olmasında hem muhalefetin boykot çağrısının hem ilgisizliğin, ümitsizliğin etkisi var. Ahlaken kaybedilmiş bir referandum ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Siyaset bilimci Ned Grupman, Tunus'un yeni sistemini şöyle özetliyor. Başkana sadece yürütme üzerinde değil, parlamento ve yargı üzerinde de aşırı yetkiler veren bir süper başkanlık sistemi arap reform inisiyatifinden siyaset bilimci Sahbi Kalfu'i Kaysaidin anayasasını 18. yüzyılda referandumda kabul edilmiş Napolyon anayasasına benzetiyor. Fransız edebiyatçı Chateaubriand Napolyon'un nasıl bir despot olduğunu anlatır. Bizim namı Kemal de Napolyon'dan despot diye bahseder. Müslümanların 21. yüzyıldaki şu talihsizliğine bakın. Afganistan'da orta Tunus'ta 18. yüzyıl İbni Haldun ve Hayrettin Tunus sevdiğim dost ülkelerden biridir. Kendi tarihimizin uzaktan da olsa bir parçasıdır. İslam düşüncesinde en yüksek zirvelerden ikisi 14. yüzyılda İbni Haldun, 19. yüzyılda Tunuslu Hayrettin Paşa gibi iki dehanın ülkesi. Tarihi anlamak için İbni Haldun'u okumak lazım. Modern çağda gelişme yollarını anlamak için Tunus'ta tanzimat reformlarının öncüsü, bizde kısa süreli sadrazam Hayrettin Paşa'yı okumak lazım. Bekir Karlıa hocamızın İslahatçı bir İslam düşünürü Tunuslu Hayrettin Paşa ve Tanzimat adlı eserini tavsiye ederim. Çok çeşitli ve karmaşık sebeplerden hiçbir İslam ülkesi bir Japonya, bir Güney Kore olamadı. Arap dünyasının genel tablosunu Tunuslu düşünür Münfiz Merzuki Diktatörlükle devrim arasında Arap dünyasının krizleri adlı eserde istibdat yolsuzluk sarmalı olarak tasvir ediyor. Zenginleşmek için siyasi sistemin bir parçası haline gelmek gerektiği kanaati yaygın. Bu şekilde yozlaşma, rüşvet ve yolsuzluk bütün toplum için tepeden tırnağa bir hayat tarzına, bir geçim kaynağına dönüşüyor. Kısaca istibdat hastalıkların hastalığıdır. İslam açısından Baştaki sorumuza dönelim. Kaysın davranışları İslam'a uygun mu, değil mi? Derim ki uygun da değildir, aykırı da değildir. Çünkü bunlar dini konular değildir. Bunlar siyasi konulardır. Sıffin'de de dini değil, siyasiydi mesele. Kays ve benzerlerinin hareketlerini İslam'daki ulul emre itaat, fitneden sakınma gibi prensipleri istismar ederek savunabiliriz karşıysak İslam'daki adalet ve iyilik gibi prensipleri ilk harfleri örnek göstererek İslam'a aykırı diye itham edebiliriz. Bir sonuca varılamaz, kavga sürer gider asırlarca olduğu gibi. Müslümanların hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, şeffaflık, hesap verirlik, yönetimde verimlilik gibi insanoğlunun uzun asırların tecrübeleriyle ulaştığı rasyonel ilkelere ihtiyacı var. Bunları anayasalara yazmak yetmez. Kurumsallaştırmak, hayata geçirmek lazım. Hatta bu da yetmez. Siyaset sınıfının kalitesi, ahlakı, bilgi ve donanım seviyesi, sorumluluk duygusu her şeyden önemlidir. Kolay değil diyenleri duyuyorum. Elbette kolay değil ama boş kavgalarımızı bırakıp gelişmiş ülke olma ideali yüreklerimizi ve beynimizi ateşlerse kolaydır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.